Ayasofya'da ayin yapılabilir mi? Sorunun yanıtı için Topkapı Sarayı Müdürü İlber Ortaylı canlı yayın konuğumuz. Sayın Ortaylı, öncelikle iyi günler. Tepkiler, eleştiriler var ama şunu soralım, böyle bir ayinin yapılabilmesi mümkün mü efendim? Hayır. Hayır. 24 Kasım 1934 tarihinde 7'ye 1589 sayılı vekiller heyeti kararıyla, ki toplantıda ebedi önder Atatürk'te hazırdır, böyle bir karar alınmıştır. Kanun kuvvetinde kararnamedir ve Ayasofya Camii bir müzeye çevrilmiştir. Şimdi 530'dan aşağı yukarı 1453'e kadar, arada Latinlerin Haçlı Seferi'nde bir istila dönemi vardır, 50 yıl kadar mabedi berbat etmişlerdir, soymuşlardır ve ruhaniyetini kirletmişlerdir, cinayetler işlemişlerdir içeride. Haçlı, 4. Haçlı Seferi biliyorsunuz. Onun dışında kesintisiz olarak Doğu Kilisesi'nin en büyük mabedidir ve dünyanın en büyük mabedidir ve hatta binasıdır. Bütün milletlerin özlediği bir yapıdır. 1453'ten itibaren de camidir. Yani demek ki bu tarihte aşağı yukarı 5 asırdır, 18 yıl eksiğiyle 5 asırdır cami olarak kullanılmıştır. Numero 1'dir. Protokoldaki yeri 1'dir. Kendine göre ritüelleri vardır, hutbede vesaire. Bunu bir müzeye çevirmekle, yani beşeriyetin en büyük mabedinin iki din arasındaki çekişmesine son verilmelidir. Böyle bir hedef güdülmüştür. Biliyorsunuz Ayasofya'nın ayakta tutulmasının en büyük başarılarından biri, biz hep mimar diyoruz tabii öyle olacak, mühendisliği asıl harika olan Mimar Sinan'ın kurduğu dayanaklardır, desteklerdir. Ve Sultan Abdülmecid Han devrinde de bina tamamıyla restore ettirilmiştir fosfatilere. Ve o zaman basılan bir kitapta, katalogda, ki çok pahalı bir katalog ve baskıdır, bu eserin bilim alemine, mozaiklerin tam tanıtımı sağlanmıştır. Maalesef bu mozaiklılar, bu kitap yeniden basıldığı zaman ilk safta yazarların, mimarların, fosfatilerin Sultan Abdülmecid Han'a bu eseri yaptığı yardımdan, ki büyük bir meblağ bu, dolayı kitabı ithaf ettikleri sayfa çıkartılmaktadır. Bunlar hoş davranışlar değildir. Şimdi de burada ibadet isteniyor. Bu çirkin bir davranıştır. Nezakete de uymaz, hukuka da uymaz ve itidal de yoktur burada. Helenizmin haklı olduğu konularda destekleriz. Nitekim son Parthenon'da yaptıkları güzel müzeye Londra'daki Elgin mermerlerini istiyorlar. Ben şahsen böyle bir talebi destekledim. Yani Parthenon'un dibinde ona ait frizlerin, alınlık frizlerinin teşhir edilmesi en uygun olanıdır. Fakat böyle Ayasofya üzerinde Helenizm adı altında iddialar ileri sürülemez. Çünkü bu Doğu Kilisesi'ne ait bir şeydir. Maalesef Amerikan lobisinin böyle dengesiz davranışları oluyor. Ve bunlar buradaki patrikhaneyi de huzursuz ediyor. Çünkü onlar mutedil insanlardır. Aklı başında din adamları vardır. Bizleri huzursuz ediyor. Bunun ciddiye alınması mümkün değil. Şu anda yeryüzünde en medeni, en hümanist davranışı Atatürk Türkiye'si göstermiştir. Ayasofya ile birlikte Kariye Camii, eski Hora Manastırı da müzeye çevrilmiştir.
ve Panmakaristos yani Fethiye Camii'nin de vaftizhane bölümü, ana bölüm kalmakla birlikte vaftizhane bölümünün mozaikleri temizlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Kapadokya kiliseleri falan onlar zaten daima abide olarak elden geldiğince korunmaya çalışılıyor. Ama Ayasofya ve Kariye Müzesi çok büyük iki örnektir. Bunlar hassasiyetle uyulması gereken kurallardır. İspanya'da, Kurtuba'daki cami için böyle bir şey söz konusu değildir biliyorsunuz. İçine monte edilen katedral, ki çok çirkindir, binayı bozmuştur, olduğu gibi duruyor. Ve bina müze vasfında değildir. Çünkü sık sık ziyaretçiler, ayin var vesaire gibi mazeretlerle içeri alınmıyor veya binayı her yerinden göremiyorsunuz orada. Burada Ayasofya için böyle bir şey söz konusu değil. Bir müzedir ve bu müzenin böyle bırakılması lazım. İkide bir gelip biz burada ayin yapar mıyız, gireriz falan. Bunlara her şeyden evvel bu memleketi hürriyetlerinde bir sonucu olması gerekir. Hürriyetler başkasına tecavüz hakkı tanımaz kimseye. Bilmiyorum Amerikan yetkilileri ne düşünüyor bu konuda. Hiç itirazda hakları olacağını da zannetmiyorum. Bilet almayan da içeri giremez. Bu müzelere bilet almayan giremez efendim. Kimin biletsiz gireceğinin statüsü bellidir. Hocam izninizle yeniden Ayasofya'nın tarihine dönersek, en son ne zaman bir ayin yapıldı? 1453'ten beri cami daha öncesinde de talan edildiğini söyledi. 1453'ten beri camidir. Dediğim gibi 1934-24 Kasım'ındaki kararla müzeye çevrildi ve Şubat'ta da artık müze olarak ziyarete açıldı. 1935 Şubat'ta oluyor. Ondan sonra ayin yapılmadı. Burada biliyorsunuz ziyaretçi papalar da yapamadılar. Bir tanesi galiba çökerek kendi başına dua etmişti ilki ama ondan sonra bu da şiddetle önlendi. Burada Ayasofya'nın içinde kimse ibadet etmiyor. Bu kadar açık. Hocam biletsiz kesinlikle girilemeyeceğini biliyoruz. Siz de tekrar ettiniz. Hayır efendim, biletsiz kimse girilemez. Kimse. Böyle şey olmaz. Polis marifetiyle engellenmesi lazım. Öyle biletsiz, biletsiz içeri girilecek yok öyle bir şey. Yani bu müzelere, Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerdir bunlar. Bana düşmez bunu söylemek çünkü Ayasofya'nın müze müdürü arkadaşımızdır. Haluk Hoca'dır. Haluk Dursun Hoca'dır ama tabii kural hepimiz için geçerlidir. Kimse Topkapı'ya da giremez. Bileti alan girer, usulüyle girer. Belirgin kurallara uymak zorundadır. Mesela bizim müzede harem dairesinde kimse bağıra bağıra konuşamaz. Hazine dairesinde de öyledir. Ayasofya'da da galiba benzer bir kural vardır. Öyle zaten içeri girip şarkı markı da söyleyemezler, ayin de yapamazlar. Bunlar bir müzenin gezim kurallarına aykırı şeylerdir. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, katkılarınız için. Estağfurullah. Çok teşekkürler.